Merhaba sevgili takipçilerim, Diva patik, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir 5 patik modeli ile geldim. Modelim iki renkli bir model, ee, yeşil ve krem renklerini kullandım. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Bu şekilde yapraklı modeli yaptım. Evet hanımlar benim bu patiğim benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu. Arkasını bu şekilde yeşil ipimle düz olarak ördüm. Gördüğünüz gibi çok da tatlı oldu. E, rengi dolayısıyla da bu yapraklara çok da uyumlu oldu. Ben hemen iplerimin e, renk kodları çok soruluyor. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Krem ipim 98.594 Yeşil ipim ise Ören Bayan'ın Ören bayan Dora. Renk kodum ise T130. Hemen iplerimi şöyle kenar almak istiyorum. Şişlerimi de böyle göstereyim. Şişlerim ise 3 numara. Evet hanımlar siz mutlaka patiğinizi örerken ayağınıza ölçerek yapın. Tam ölçüyü elde edebilin. Çünkü herkesin elinin örgüsü, sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişin numarası, ipin markası bile bu genişliği etkileyebilir. Ayrıca şunu belirtmek isterim ki kanalıma abonelik kesinlikle ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Ben hiç vakit kaybetmeden patiğimin yapılışına geçmek istiyorum. Hemen şöyle yeşil ipimi alıyorum. Yeşilimin tonu çok güzel fakat videoda biraz koyu bir çıkıyor anlamadım. Çok güzel bir tonu var yeşilimin. Evet hanımlar hemen 12 ilmek atarak patiğime başlıyorum. Patik başlama yöntemini defalarca paylaştım. Fakat bu videoya ilk defa denk gelecek hanımların kafaları karışmasın diye fil baştan anlatıyorum. 3 ilmek oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Farklı tarzda başlama teknikleri de paylaştım kanalıma bakarak istediğiniz şekilde pateninizi başlayabilirsiniz. Geri döndüğümde anneler bana doğru gelen taraf ters taraf oluyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Dönüyorum. Bu defa bana doğru gelen taraf düz taraf. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz örgü öreceğiz artık hanımlar patiğimizde. İkinci ilmeğimi, üçüncüyü, dört, 5 ve 6. ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. Hemen tığ yardımıyla ilmekler çıkartacağım hanımlar. Ben sizler tığ olmadan da ilmek çıkartabilirsiniz ama benim elim öyle alıştı. Şimdi öyle yapacağım. Tığ olmadan da şu şekilde başladığımız yerden ilmekler çıkartacağız. Mesela bu şekilde. Ben tığ ile daha kolay çıkartabiliyorum. Elim öyle alışmış hemen ilmeklerimi çıkartıp şişime takacağım 6 ilmek çıkartıp bu şişime takıyorum 2 ilmeğim oldu 3 4 5 ve 6 bir 6 ilmek daha çıkartıp onu da dördüncü şişime takacağım 1 2 3 4 5 ve 6 Hemen tığımı bıraktım. Beşinci şişimi elime aldım. Şimdi hanımlar bir sıra boyunca dört şişimdeki altı ilmeğimi de düz olarak göreceğim. Beş şiş patikte bir sıra dediğimiz olay dört şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp bitirince bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi birinci şişimdeki altı ilmeğimi örüyorum. ikinci şişime geldim. Buradaki altı ilmeğimi de örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de öreceğim. Ardından artırma işlemine geçeceğiz birlikte. Evet. Şimdi artırma işlemini sevgili hanımlar. Patik burnumuzun bakın şu şekilde iki tarafına yapıyoruz. Bir bu taraftan bir de bu taraftan. Ortalardan artırma yapmıyoruz. Hemen makine yanında da göstereyim. buradan ve bu kenardan artırma yapacağız. Birinci şişimde sevgili hanımlar ilk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimi alıp bu şekilde bunu da örüyorum. Burada böyle bir artırma yapmış oldum. Bu şekilde artırma yapınca patik burnumuzun kenarlarında delik bir görüntü oluşmuyor. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci şişime geldim. Bir diğer şişime. Onu da bu kenardan artırma yapacağım. Hemen buradan. Son iki ilmek kalana kadar örüyorum. Buradaki ikinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi alıp bu ilmeğimi tekrar göstereyim. Hemen bu ilmeğimi alıyorum. Bunu da düz olarak örüyorum. İkinci şişimde de artırmamı yaptım. Dört şişimizde de ilmek sayıları eşit olmalı. Üçüncü şişime geldim. Hemen bu kenardan artırma yapacağım. Yani ilk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi alıyorum. Bunu da yine düz olarak örüyorum. Kalan ilmekleri düz. Dördüncü şişime geldim. Dördüncü şişimde son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapacağım. Yani bu kenardan. Bakın sonraki ilmeğim kaldı. Bu ikinci ilmeğimin altındaki hemen bu ilmeğimi alıyorum. Bunu düz olarak böyle örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. Dört işimizde de yedişer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yapacağız. Bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Şimdi dört işimdeki yedi ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Her sıra artırma yaparsak batik burnu bir anda açılma yapar. O da hoş bir görüntü olmaz. Ve ayak anatomisine de uymaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de yine örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 7 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve burada hanımlar artırma işlemini tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz artırmamızı. Şimdi yeniden artırma işlemini yapacağız. Bu bakın bir sıra daha göstermek istiyorum. Birinci şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi ördüm. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki bu ilmeğimi çıkartıp bunu da örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüp ilk şişimdeki ilmeklerimi tamamlıyorum. Böylece birinci şişimizde 8 tane ilmeğimiz oldu. İkinci şişime geldim. Son iki ilmek kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Sonraki ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğin altındaki bu ilmeğimi alıyorum. Bunu düz olarak böyle örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. İkinci şişimde de 8 tane ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. İlk iki ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altındaki hemen bu ilmeğimi alıyorum. Bunu da yine düz olarak böyle örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. İlk üç şişimizde sekizer tane ilmeğimiz oldu. Geldik dördüncü ve sonuncu şişimize. Şimdi son iki ilmek kalana kadar örüp artırmamı yapacağım. Son iki ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğin altındaki hemen şu ilmeği alıyorum. Böyle normal düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. Dört şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz gideceğiz, ardından artıracağız, düz gideceğiz, artıracağız. Artırma işlemini bu şekilde tamamlayacağız. Ee, sevgili hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15 ilmek olana kadar artırdım. Bu şekilde modelimiz tam sığmış oldu. Şimdi birlikte her bir şişimizde 15'er ilmek olana kadar artırıp gelelim ardından birlikte modelimize geçelim. Evet sevgili hanımlar ben her bir şişimde 15 ilmek olana kadar artırdım ve geldim. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Ardından krem ipimi aldım. Bir ilmek krem örüyorum. Hemen yeni ip ekler eklemez. İki tane sıkı bir düğüm atacağım. Patiğimi sökülmesin diye. Ardından şöyle devam ediyorum. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Bir yeşil, bir krem. Bu şekilde sevgili hanımlar şimdi 4 çişimizdeki ilmeklerimizi de bir yeşil bir krem olacak şekilde örüp gelelim geldik bir diğer sıramıza bu sıramızda da yeşil olan ilmeklerimi krem ile krem olan ilmeklerimi de yeşil ile öreceğim yeşil olanlar krem, krem olanlar yeşil yani yine bir yeşil bir krem bir yeşil bir krem bu şekilde devam edecek Şimdi diğer 3 işimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar 4 işimdeki ilmeklerimi de tarif ettiğim gibi bakın ördüm ve geldim. Bir sonraki sıramızda yapacağımız işlem şu. Yeşil ipimi koparmıyorum yaprakları örerken de kullanacağım. Bu sıramızda bütün ilmeklerimizi krem ipimiz ile öreceğiz bu şekilde. Bütün ilmeklerimi hem yeşil olanları hem de krem olanları krem ipimle düz olarak örüyorum. Böyle. Evet hanımlar şimdi 3 sıra boyunca krem ipimizle 4 şişimizdeki ilmeklerimizi 3 sıra boyunca örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar ben krem ipimle 3 sıra düz ördüm ve geldim. Şablonumu da aldım. Şimdi şablonuma bakarak modelimizi yapacağız. Modelimizin hemen şöyle işaretleyerek gidiyorum. Şöyle birinci sırasını yapacağız bu şekilde. İlk sıramızda sevgili hanımlar 2 ilmek krem örüyorum. 2 ilmek krem yaprağımızın ilk sırasını kuruyoruz. Ardından bir yeşil, bir krem, bir tane daha yeşil örüyorum. Şimdi arada 7 tane krem ilmeğimiz var. 2, 3, 4, yeşil ip arkadan uzun diye kalmasın diye hemen şöyle bakın yeşil ipimi kremin üzerinden atlatarak şöyle ilerletiyorum. 5. ilmeğimi ördüm. 6. 7. Hemen yeniden ikinci yaprağımı kuracağım. Bir krem, bir, bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Bu şekilde yaprağımızı kuracağız hanımlar. Şimdi 7 ilmek krem ardından bir yeşil bir krem bir yeşil olacak şekilde 4 çeşimizdeki ilmeklerimizi de örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar 4 çeşimdeki ilmeklerimi de bakın tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. 3 yaprak patimizin ön tarafında oluyor. Bakın 1, 2, 3. 3 yaprak da arka tarafında oluyor. Şimdi geldik modelimizin ikinci sırasına modelimizin ikinci sırasında ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum ardından hemen yeşil ipimi alıyorum 2 ilmek yeşil bir tane krem bir tane de yeşil örüyorum ikinci sırasında yaprağımızı da yine bu şekilde yapıyoruz ardından krem ipimi elime alıyorum arada 6 ilmek kremimiz var 2 3 4 5 6 Şimdi ikinci yaprağımızı da aynı şekilde kuracağız. İki tane yeşil. Bir tane krem. Bir tane yeşil. 6 tane krem ördükten sonra yeniden iki yeşil, bir krem, bir yeşil olacak şekilde yapraklarımızı tamamlayacağız. Şimdi diğer yapraklarımızı da bu şekilde örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar modelimizde geldik 3. sıramıza 3. sıramızda Hemen yeşil ipimi alıyorum 3 ilmek yeşil örüyorum 1 2 3 Ardından 1 ilmek krem örüyorum Sonra yeniden 3 ilmek yeşil 1 ilmek krem 1 ilmek yeşil örüyorum bu şekilde bir tane yaprağımızı böyle yapıyoruz. Şimdi yaprağımızın arasında bir ilmek kremimiz var. Şimdi yeniden ikinci yaprağımızda da aynı işlemi yapacağız. 3 yeşil bir krem 3 yeşil 1 2 3 bir krem örüyorum. Bir tane de yeşil. İkinci yaprağımızı da yaptım. Şimdi arada bir tane krem ilmeğim var. Üçüncü yaprağımı yapacağım. Üç yeşil. Bir krem, üç yeşil, bir krem, bir yeşil. Üçüncü yaprağımı da bu şekilde yaptım. Arada bir tane krem ilmeğim var. Şimdi diğer yapraklarımız kaldı hanımlar. Diğer üç yaprağımızı da aynen bu şekilde örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar ben diğer üç yaprağımı da tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Şimdi modelimizde dördüncü sıramızdayız modelimizin dördüncü sırasında ilk ilmeğimi krem örüyorum bir ilmek krem ardından 3 ilmek yeşil örüyorum 1 2 3 3 yeşilden sonra bir krem örüyorum hemen şablonuma bakıyorum bir kremden sonra 4 tane yeşilim var 1 2 3 4 bir tane yaprağımız bu şekilde bu defa arada iki tane krem ilmeğim var 2 tane ara krem ilmeğimi örüyorum Yeniden burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 3 yeşil 1 krem Ardından da 4 yeşil ilmeğim örüyorum. 1 2 3 4. İkinci yaprağımı da yaptım. Şimdi iki tane krem ara ilmeğimi örüyorum. Üçüncü yaprağımı yapacağım. 3 krem 3 yeşil bir krem 4 yeşil örüyorum araya 2 tane krem ilmek örüp diğer yapraklarımı da bu şekilde yapacağım şimdi patiğimizin alt tarafındaki diğer 3 yaprağımızı da bu şekilde örüp gelelim evet sevgili hanımlar modelimizde geldik 5. sıramıza 5. sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem örüyorum 1 2. Ardından 3 ilmek yeşil. 1 2 3. 1 ilmek krem örüyorum. 3 ilmek yeşil örüyorum. İlk yaprağımızı yaptık. Şimdi arada 3 tane krem ilmeğim var. 3 krem ilmeğimi ördükten sonra ikinci yaprağımı yapacağım. 3 krem, pardon 3 yeşil. 1 krem. 3 yeşil. Arada 3 tane krem ilmeğim var. Şimdi 3. yaprağımı yapacağım. 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Yeniden araya 3 krem ilmeğimizi örüp diğer 3 yaprağımızı da bu şekilde yapacağız. Şimdi diğer 3 tane yaprağımızı da bu şekilde örüp gelelim. Evet hanımlar şimdi modelimizde 6. sıramızdayız. 6. sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından 5 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ilmek krem örüyorum. 2 ilmek yeşil örüyorum. Birinci yaprağımızı bu şekilde ördüm. Şimdi arada 1, 2. 2 krem ilmeğim var. 2 ara krem ilmeğimi ördükten sonra yeniden buradaki işlemi yapacağım. 5 yeşil, 1 2 3 4. Hemen diğer şişime geçiyorum. 5. 5 yeşil. 1 krem 2 yeşil. Arada 2 tane krem ilmeğim var. 3. yaprağımı yapacağım şimdi. 5 krem Pardon, 5 yeşil 1 krem 2 yeşil. Yeniden araya 2 tane krem ilmeği örüp, e, diğer yapraklarımı yapacağım. Şimdi diğer 3 yaprağımızı da bu şekilde örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar, modelimizde 7. sıramıza geldik. 7. sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1 2 3. Ardından yeşil ipimi alıyorum elime. 4 ilmek yeşil. 1 2 3 4 1 ilmek krem 1 ilmek yeşil. Bu şekilde birinci yaprağımızı yaptık. Şimdi krem ipimi aldım. Arada 4 tane krem ilmeğim var bu defa. Yapraklarımız arasında bu defa 4 krem ilmeğimiz var. 4 krem krem ilmeğimi ördüm. Yeniden birinci yaprağındaki yaptığım işlemin aynısını yapacağım. 4 yeşil 2 yeşilimi ördüm. 3 4 1 ilmek krem 1 ilmek yeşil yeniden arada 4 krem ilmeğim var 1 2 3 4 3. yaprağımı yapacağım 4 yeşil 3 4 1 krem 1 tane de yeşil ilmeğimi örüyorum yeniden araya 4 tane krem ilmek örüp yapraklarımızı yapacağız alt taraftaki şimdi diğer 3 yaprağımızı da aynen bu şekilde örüp gelelim Evet sevgili hanımlar modelimizde 8. sıramıza geldik 8. sıramızda burada 3 yeşil ilmek görünüyor fakat modelimizin gereği buraya 2 tane yeşil buraya sığacak 4. şişimizin son krem ilmeği de yine yeşil olacak Denge sağlanmış olacak Şimdi ilk 2 ilmeğimi yeşil ile örüyorum İlk 2 ilmeğim yeşil Ardından 1 ilmek krem örüyorum Hemen modelime bakıyorum 5 yeşil 1 2 3 4, 5 1 krem 3 yeşil 1 krem 5 yeşil 2 yeşilimi ördüm. Şimdi üçüncüye geçtim. 3, 4 5 1 krem 3 yeşil 1 krem 5 yeşil 1 krem 3 yeşil 1 krem olacak şekilde bu sıramız devam edecek sevgili hanımlar. 5 yeşil bir krem 3 yeşil geçtim bu şekilde. Modelimize yeşille başladık. Ardından 5 yeşil, bir 3 krem, 3 5 yeşil, pardon. 2 yeşil ile başladık. 2 yeşil, 1 krem, 5 yeşil, 1 krem, 3 yeşil, 1 krem, 5 yeşil, 1 krem, 3 yeşil, 1 krem. Bu şekilde devam ettik. Şimdi diğer 3 yaprağımızı da aynen bu şekilde örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar bakın hatta modelimize iki yeşil ile başlamıştık. Sonuncu ilmeğimizde yeşil oldu. Üç yeşil oldu. Hani model bütünlüğü burada sağlanmış oldu. Geldik modelimizde dokuzuncu sıramıza. Dokuzuncu sıramızda sevgili hanımlar ben krem olan ilmeklerimizi yeşil ile yeşil olanları da krem ile öreceğiz. Bakın ilk iki ilmeğim yeşildi. Onu krem ile örüyorum. Arada bir tane kremim vardı. Onu yeşil ile örüyorum. Yeşil olan ilmeklerimi krem yapacağım. Krem olan ilmeklerimi de yeşil. Bakın 5 tane krem ördüm. 1 yeşil. 3 tane krem. Buradaki krem olan ilmeğimi yeşil örüyorum. 1 yeşil. Yeniden 5 krem, 1 yeşil. Bu sıramız da böyle olacak. Bakın 5 tane krem ilmeğimi ördüm. 1 yeşil. 3 krem. 1 yeşil. 5 krem 1 yeşil bu şekilde devam edecek diğer 3 yaprağımızı da bu şekilde örüp gelelim evet hanımlar modelimizde şimdi 10. sıramızdayız yani bu sıramızı yapacağız bu şekilde bunun için ilk önce ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum 1 2 3 Ardından bir yeşil örüyorum. Bir yeşil 3 krem. Bir yeşil 5 krem. Bir yeşil 3 krem. 1 2 3 Bir yeşil 5 krem. 4 5. kremin. 1 yeşil 3 krem 1 yeşil 5 krem. 1 yeşil 3 krem, 1 yeşil 5 krem olacak şekilde örülecek. Aynen şeklimiz böyle. Diğer 3 yaprağımızı da aynı şekilde örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar modelimizde geldik. 11. sıramıza yani bu sıramızı yapacağız. Bu sıramızda tam bu köşeye yaprağın yarısı ilk şişimize diğer yarısı da 4. şişimize düşecek. Bu şekilde denk geldi çünkü yaprağımız. Hemen modelimize geçelim. İlk 3 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. 1 ilmek krem örüyorum. Burada da yapacağımız işlem şu. Krem ile gördüğümüz krem olan ilmeklerimizi yeşil ile yeşil ile olan ördüklerimizi de krem ile öreceğiz. Bakın 3 tane yeşilimi örüyorum. Burada bir yeşili var. Bunu krem ile örüyorum. 5 yeşil. 1 krem. 3 yeşil. Şimdi 3 tane yeşilim var. Bakın bir önceki sırada krem olan ilmekleri yeşil ile örüyorum. 3 yeşil. Yeşil olan ilmeğimi de krem ile. 5 yeşil. 1 krem. 3 yeşil, bir krem. Yeniden 5 yeşil örerek bu sıramızı böyle tamamlayacağız. Bu şekilde hanımlar. Şimdi diğer 3 yaprağımızı da bu şekilde örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar şimdi modelimizde 12. sıramızdayız. 12. sıramızda ilk 2 ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Ardından bir ilmek krem örüyorum. Bu şekilde bir ilmek yeşil örüyorum arada 5 tane krem ilmeğim var 5 krem öreceğim 1-2-3-4-5 şimdi yapacağımız işlem şöyle 3 krem 1 yeşil 3 yeşil 1 krem 1 yeşil arada 5 krem ilmeğim var 1 2, 3, 4, 5. Şimdi yeniden yaprağımı yapacağım. 3 yeşil. 1, 2, 3. 1 krem. 1 yeşil. Arada yine 5 krem ilmeğim var. 2, 3, 4, 5. Şimdi diğer yaprağımızı yapacağız. Burada 4 şimdi dolanmak istiyorum sevgili hanımlar. 1 yeşil örmüştüm. 2, 3. Bir krem, bir yeşil. Arada 5 krem ilmeğim var. 2, 3, 4, 5. Şimdi yeşil ipimi alıyorum elime. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Arada 5 krem ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden yeşil ipimi alıyorum. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Arada 5 krem ilmeğim var. Krem ipimi aldım. 5 kremi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Sonuncu ilmeğim yeşil. Hanımlar bakın ilk iki ilmeğim yeşildi. Şimdi bir ilmek de sondan yeşil ördüm. Bakın buradaki üç yeşil e, uzantısı burada da devam ettim Şimdi modelimizde şuraya geldik. On üçüncü sıramız. Şöyle düzgün yazayım kafa karışmasın. 13 sıramıza geldik. Bu sıramızda bir ilmek yeşil örüyorum. Bir ilmek krem örüyorum hemen yeşil ipimi şöyle alayım 2 ilmek yeşil örüyorum bu şekilde şimdi arada iki krem ilmeğim var şimdi sevgili hanımlar hemen şablonuma bakıyorum 5 ilmek yeşil öreceğim 1 2 3 4 5 1 ilmek krem 2 ilmek yeşil şimdi arada 2 tane krem ilmeğim var onu örüyorum 1 hanımlar şurada şurası kafanızı karıştırmasın modelin devamı arkadan gelecek şimdi ee, ilk yaprağımızın devamı 4. Yaprağı şişimizde olacak aradaki krem ilmeğim vardı bir krem örmüştüm 2. kremimi de örüyorum şimdi 5 yeşil örüyorum 1-2-3-4-5 1 krem 2 yeşil arada 2 tane krem ilmeğim var onu örüyorum Yeniden 5 yeşil 2 3 4 5 Bir kremim var. 2 tane yeşilim var. Şimdi yeniden 2 tane ara ilmeğimi örüyorum. 5 ilmek yeşil 3 4 5 1 ilmek krem 2 ilmek yeşil. Yeniden aradaki iki krem ilmeğim var. Bir ilmeği ördüm. İkinci ilmeği de hemen dördüncü şişimden alarak örüyorum. Tekrardan yaprak yapıyorum. Beş yeşil. Bir krem. iki yeşil. Arada iki krem ilmeğim var. Yeniden beş yeşil diye devam ediyor hanımlar. Bir, iki, üç, dört. Bakın hanımlar beşinci yeşilli. İlk şişimizde örmüştük. Burada da yine 5 yeşil oldu bu şekilde. Şimdi modelimizde 14. sıramızdayız. Şu şekilde 14. sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Hemen şablonuma bakıyorum. 3 ilmek yeşil. 1 2 3 Tekrardan hemen şuradan şablonuma bakıyorum. 3 tane ara ilmeğim var krem 1 2 3 artık şöyle devam edecek bu bölümde 3 yeşil 1 krem 3 yeşil arada 3 tane krem ilmeğim var 1 2 3 hemen yeşil ipimi aldım 3 yeşil 1 krem 3 yeşil. Arada 3 tane krem ilmeğim var. Bu şekilde devam edecek hanımlar. 3 yeşil. 3 yeşil. Hemen 3. şimdi de devam etmek istiyorum. Çünkü yapran biri yarım denk geldiği için burada kafanız karışmasın. 1 krem 3 yeşil. Arada 3 krem ilmeğim var. 1 2 3 ve diğer yaprağımı yapıyorum. 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil. Arada 3 krem ilmeğim var. 1 2 3. Yeniden 3 yeşil, 1 2 3. 1 krem, 3 yeşil arada 3 krem ilmeğim var hemen krem ipimi alıyorum 3 krem yeniden 3 yeşil bakın hanımlar 3 yeşil 1 krem 3 yeşil de ilk sesimizde zaten örmüştük şimdi geldik modelimizde 15. sıramıza 15. sıramızda sevgili hanımlar ilk 4 ilmeğimi yeşil ile örüyorum Hemen krem ip arkada uzun kalmasın diye krem ipi üstten geçirerek aldım. 4 tane yeşilimi örüyorum. Hemen modelimizin şu aşamasındayız. Ardından 2 krem ilmeğim var ara ilmek. 3 ilmek yeşil öreceğim. 1, 2, 3. Sonrasında 1 krem, 4 yeşil. 2, 3, 4. Şimdi arada 2 tane krem ilmeğim var. 1 2 3 yeşil 1 krem 4 yeşil. Arada 2 tane krem ilmeğim var. 3 krem 1 3 yeşil 1 krem yeniden 4 yeşil öreceğim. 1 2 3 4 Arada 2 tane krem ilmeğim var. Devam ediyorum modelime. 3 yeşil 1 krem 4 yeşil. Arada 2 tane krem ilmeğim var. 1 2 Yeniden yaprağımı yapıyorum. 3 yeşil 1 krem 4 yeşil. Arada 2 krem ilmeğim var. Devam ediyorum modelime. 3 yeşil, 1 krem. Bakın hanımlar, 4 yeşili de ilk şişimizde yapmıştık. Burada da yine model bütünlüğümüz sağlanmış oldu. Evet hanımlar, modelimizde 16. sıramıza geldik. 16. sıramızda ilk 2 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Ardından bir ilmek krem örüyorum. Bir ilmek yeşil. Burası yarım yaprağımızdı. Şimdi diğer yaprağımızı şu şekilde öreceğiz. Bir tane krem ilmeğimi örüyorum. Ardından üç yeşil 1 2 3. Bir krem, üç yeşil. Bir krem, bir yeşil. Arada bir krem ilmeğim var, onu da örüyorum. Şimdi diğer yapraklarımızı da bu şekilde öreceğiz yine. Üç yeşil yeşil ipimi alttan çektim biraz 3 yeşil 1 krem 3 yeşil şekilde 1 krem 1 yeşil arada bir tane yeşil ilmeğim vardı onu da yine yeşil olarak örüyorum şimdi yine devam ediyorum 3 yeşil 1 krem 3 yeşil ilk yeşilimi buradan ördüm diğer yeşilimi 3. içinden alacağım 3 yeşil 1 krem, 1 yeşil. Arada bir krem ilmeğim var, onu dördüm. Şimdi bir diğer yaprağımı yapacağım. 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Arada bir tane krem ilmeğim var. Onu da yine krem olarak örüyorum. Tekrardan e, diğer yaprağımızı yapıyoruz sevgili hanımlar. 3 yeşil, 1 krem. 3 yeşil, 1 krem, 1 yeşil. Arada bir krem ilmeğim var. Onu ördüm. Yeniden modele devam ediyorum. 3 yeşil, 1 krem, 3 yeşil derken burada son bir tane yeşil oldu. İlk şişimde de 2 yeşil var. Toplam burada da 3 yeşil oldu. Model bütünlüğü sağlanmış oldu. Şimdi sevgili hanımlar geldik modelimizde 17. sıramıza. Bu sıramızda sevgili hanımlar ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. 1 ilmek krem, ardından 1 ilmek yeşil örüyorum. Buradaki yaprağımızın yarısı burası. Ardından krem ipimi alıyorum elime. 6 ilmek krem örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi yapacağımız işlem şöyle. 2 ilmek yeşil 1 ilmek krem. 1 ilmek yeşil bu şekilde şimdi yeniden 6 ilmek örüyorum 2, 3 yeşil ipimi de şöyle aralardan geçirerek gideyim 3, 4, 5, 6 yeniden şöyle yapıyoruz 2 ilmek yeşil 1 ilmek krem 1 ilmek yeşil arada 6 tane krem ilmeğimi yine örüyorum 3, 4, 5, 6. 2 ilmek yeşil. Hemen diğer şişime geçiyorum. 1 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. Yeniden 6 ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6. Hemen burada da ipler aşağıya fıkışıyor. Biraz iplerimi çekeyim hanımlar. Yeniden 2 ilmek yeşil, 1 ilmek krem. 1 ilmek yeşil Arada 6 tane krem ilmeğim var 3 Yeşil ipimi böyle arada aradan geçirerek geliyorum 4 5 6 Yeniden şu yeşil ipimi aldım elime 2 yeşil 1 krem 1 yeşil Yeniden arada 6 krem ilmeğim var 1 2 3 Şöyle yeşili birime geçirmeyi unutmayar. Unutmayayım. Unutmayayım. Konuşamadım. Video biraz uzun sürdü. 5 6. Yeniden iki yeşil öreceğim. 2 yeşil. Bu 4. şişimizde. Bakın hanımlar, bir krem, bir yeşil modelin devamı burada sağlanmış oldu. Şimdi modelimizde 18. sıraya geldik. Bu sıramızda ilk 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1 2 3 4 hemen yeşil ipimi aktararak getireyim karkada uzun uzadıya kalmasın 5 6 7 bir ilmek yeşil örüyorum bir ilmek krem bir ilmek yeşil şimdi 7 ilmek krem öreceğim yeniden 1 2 3 4 yeşil ipimi aktararak getireyim 5 6 7 bir ilmek yeşil. Bir ilmek krem, bir ilmek yeşil örüyorum. Yeniden 7 ilmek krem. 1 2 3 4 Yeşil ipimi aktarmak aktararak getirmek istiyorum. 5 6 7. 1 ilmek krem, 1 ilmek yeşil. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Yeniden 7 ilmek öreceğiz. 1 2 3 4 Yeşil pembe aktararak geleyim. 5 6 7. 1 yeşil, bir krem, bir yeşil. Yeniden 7 ilmek örüyorum. 2 3 4 Yeşil pembimi de şöyle aktarayım. 5 6, 7 1 yeşil 1 krem 1 yeşil 7 ilmek öreceğim. 3, 4 5 6, 7 1 yeşil 1 krem 1 yeşil modelimiz böylece bitti sevgili hanımlar. artık bu aşamada bir sıra dolandıktan sonra bu yeşil ilmekleri pardon yeşil ipimizi kesmiyoruz çünkü burasında da modelimiz var şimdi bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle bütün ilmeklerimizi ana renk ipimiz olan krem ile örüyoruz tabanında krem rengimiz var normalde ana rengimiz yeşil ama e, motifini kullanırken taban rengi olarak krem e, kullanmıştık bu şekilde krem örüyoruz krem ipimizle 3 sıra boyunca bütün ilmeklerimizi Düz olarak örüp gelelim Evet sevgili hanımlar Ben e, krem ipimle bakın 3 sıra boyunca düz ördüm ve geldim Artık şablonumu da Şöyle kaldırabilirim kenara Şöyle Bu aşamada yapacağımız işlem şu Bir ilmek krem Bir ilmek yeşil Bir krem bir yeşil Bir krem bir yeşil Bu şekilde 4 dört işimiz, dört işimizdeki ilmeklerimizi de Örüp gelelim ben dört şimdiki ilmeklerimi de ördüm ve geldim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Krem olan ilmeklerimi yeşil ile, yeşil olanları da krem ile örüyorum. Krem ilmekler yeşil, yeşil ilmekler de krem. Bir krem, bir yeşil. Bir krem, bir yeşil. Bu sıramız da bu şekilde tamamlayacağız hanımlar. Şimdi diğer üç şişimizdeki ilmeklerimizi de bu şekilde örüp gelelim. Dört şimdiki ilmeklerimi ördüm ve geldim. Artık hanımlar şöyle örüyorum. Bütün ilmeklerim yeşil. Hem krem olan hem de yeşil olan ilmeklerimin hepsini yeşil ipimle böyle düz olarak örüyorum. Şimdi diğer üç çeşimizde ilmeklerimizi de bu şekilde sadece bir sıra boyunca örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar. Bir sıra yeşil ipimle ördüm ve geldim. Bu arada krem ipimi de kestim, bağladım. Artık krem ipimizi kullanmayacağız. Ee, şimdi bilek ayrımını yapacağız birlikte. Son bir ilmek kalana kadar örüyorum. Buradaki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği böyle birbiriyle yer değiştiriyorum bu şekilde. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Yer değiştirdiğim diğer ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum bu şekilde. Düz olarak örüyoruz hanımlar buraları. Evet sevgili hanımlar, hemen modelim üzerinde göstermek istiyorum. Ben bu patiğimin kenarlarında buralarında 7 ilmek haroşa ördüm ve diğer ilmekleri de düz ördüm. Kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. Bu 7 ilmi, ardından bütün ilmeklerimi diğer bilek ayrımına kadar düz öreceğim. Patiğimin arka tarafını yapıyorum şu anda. Diğer bilek ayrımına kadar olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Dediğim gibi patiğimizin kenarlarında 7'şer ilmek haroşamız var. Tamamen düz örgü buralar. Biraz hızlı geçiyorum düz olduğu için. Bir diğer şişime geçtim bilek ayrım yaptığımız şişimiz. Bakın ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ilmeklerimizi yer değiştirdiğimiz yerde bilek ayrımını yapmıştık katanlar. Şöyle bakın hatta buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüp tamamlayacağım. Bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra geri dönüyoruz. Ben e, haroşa örgüyü hem düz taraftan hem de ters taraftan düz örgü örerek yapıyorum. Öyle daha çok kolayıma gidiyor çünkü. Sizler hem düz taraftan hem de ters taraftan ters örgüyü örerek de haroşa bölümü yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi böyle alıyorum örmeden. Kenar ilmeğimle birlikte 7 ilmeğim düz olacak. Bakın 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek düz ördüm. Haroşa düştü burada. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Patiğimizin arka taraflarını düz tarafları düzden, ters tarafları tersten örüyoruz. Sadece kenardaki haroşa kısımlarını hem düz taraftan hem de ters taraftan düz örgü örüyorum hanımlar. Yine burası ters örgü. Benim ters örgü örü şeklim böyle. Ben bu şekilde e, düzgün örebiliyorum. Bu şekilde kolay örebiliyorum. Herkesin örgü tekniği, elinin alışka, el alışkanlığı farklı olabilir. Sizler nasıl rahat edebiliyorsanız örgünüz nasıl düzgün düşüyorsa o şekilde örebilirsiniz Geldim Diğer şişime buradaki ilmeklerimi de yine Ters olarak Örüyorum Evet Bilek ayrımı yaptığımız işimize geldik. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak, ters olarak örüyorum. Sadece son 7 ilmeğimi düz öreceğim çünkü haroşa düşsün diye. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Düz örüyorum. 2 3 4 5 6 Sonuncu ilmeğimi de ördüm 7. Tekrardan sevgili hanımlar buradan geri dönüyoruz. Çünkü bilek ayrımından sonra artık böyle. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Düz tarafları düzden, ters tarafları tersten gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz temizin arkası böyle devam ediyor, bakın bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum öyle şimdi diğer bilek ayrımına kadar gideceğim tekrardan dönüşte ters olarak öreceğim sadece haroşa olan yerleri hem düzden hem de tersten düz öreceğim evet hanımlar hemen ben size mankenin üzerinde göstermek istiyorum ben bu patiğimin arkasına şekilde haroşaları saydığımız anda 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldi. Ayağı tam oldu. Herkesin dediğim gibi örgüsünün sıkılığı gevşekliği farklı olabilir. Ayağınıza ölçerek yapmanızda fayda var diyorum. Şimdi birlikte patiğimizin arkasını örüp gelelim. Ardından birlikte bu gizli topuğun yapılışını sizlere anlatacağım. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin arka tarafını ördüm ve geldim. Buraya 15 sıra haroşa yaptım. Ee, şimdi birlikte topuğunu yapacağız. Patiğimizin topuk tarafında haroşa olan ilmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Patiğimizin arkasında da model bütünlüğü sağlansın diye. 7 ilmek haroşamı ördüm. Ardından sayarak örmeye devam edeceğim. 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. İlk 25 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 26 ve 27. ilmeğimi yani bu iki ilmeği böyle keserek alıyorum. Bu şekilde. Tekrar dönüyorum şimdi. Bu defa bakın ters taraftan geldi. ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Kesmiş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 7 ilmeğimi düz öreceğim çünkü haraşo ol olacak. Bakın son 7 ilmeğimi düz örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Bu sıramı tamamladım. Şimdi tekrar dönüyorum. Aynı işlemi yapacağım sevgili hanımlar. 7 tane ilmeğim haroşaydı. Kenar ilmeğimle birlikte 2 3 4 5 6 7. Ardından yine sayarak düz olarak öreceğim. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 22 23, 24, 25 Yine ilk 25 ilmeğimi Düz olarak ördüm 26 ve 27. ilmeğimi Yani öndeki 2 ilmeği Böyle keserek alacağım Kesimimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar Şimdi tekrardan döneceğim tersini öreceğim Ardından yeniden düzden örüp gelip 25 ilmeğimi ördükten sonra 26 ve 27. keseceğim Bu şekilde kesme işlemini devam ettireceğiz Biz bu kesme işlemini bu şişimizde yani sol taraftaki şişimizde 26 ilmek kalana kadar devam ettireceğiz. Şimdi hep birlikte sol şişimizde 26 ilmek kalana kadar buradaki ilmeklerimizi birer birer kesip gelelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben ilmeklerimi birer birer kestim. Bu şişimde 26 ilmek kaldı. Bu şişimde de şimdi 26 ilmeğim var. Ee, bu aşamada şöyle yapıyoruz patiğimizin düz tarafı içeride ters tarafı dışarıda kalacak şekilde böyle ikiye katlıyoruz ardından tığ ile kesip kolay kesim yapabildiğim için dilime tığımı aldım İlk kesimim şöyle benden taraftaki şişten bir ilmek diğer taraftaki şişinden de bir ilmek alıyorum tığım ile bu iki ilmeği birden topluyorum bundan sonraki kesimlerim şöyle benden taraftaki şişten bir ilmek diğer şişinden de bir ilmek alıyorum bu iki ilmeği birbiri içinden böyle geçirip kısım kesiyorum benden taraftaki şişten bir ilmek karşı taraftaki şişinden de bir ilmek alıyorum bu iki ilmeği böyle birbiri içinden geçirip kesiyorum Karşılık karşılıklı olarak iki şişimizden de birer ilmek alıyoruz bu ilmekleri birbiri içinden geçirip kesiyoruz Hanımlar bu şekilde gizli kesim oluyor kesim yeri hiç belli bile olmuyor çok şık duruyor ben patiklerimde bu tarz kesimi tercih ediyorum Böyle. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde kesip gelelim. Evet hanımlar ben tarif ettiğim gibi bütün ilmeklerimi böyle kestim ve geldim. Tek taraflı bir kesim oldu bu şekilde. Çok daha şık görünüyor. Ve böylece patiğimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Evet sevgili hanımlar beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.